Dostlar, Otomobil Kültür kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Volkswagen Golf 2013 model midline paket arabayı göstereceğim. Tanıtmaya çalışacağım daha doğrusu. Görmüş olduğunuz bu araç Volkswagen Golf'ün 7 kasası olup 2013 model. Şöyle bir etrafını gösterelim. Midline paketi. Midline paketi çelik jantlar mevcut. Ön tarafa bakalım şöyle. Ön tarafta sis farları yok midline pakette. Dıştan arabanın görünüşü bildiğimiz Volkswagen Golf. Bir de arabanın içine bakalım isterseniz. Şöyle arabanın içi de bu şekilde. Direksiyonda herhangi bir tuş takımı koymamışlar. Araba manuel. 5'leri vites. Şöyle bu şekilde göstereyim aracı. Ben şimdi aracın içine geçeceğim. Aracı çalıştıracağım. Size yol bilgisayarı hakkında çeşitli bilgiler vermeye çalışacağım araç içerisinde. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Anahtarlı çalıştırma var araçta. Start stop düğmesi yok. Araç bu şekilde açılıyor. Motor çalıştırıyor. Bilgi ekranı var. Aracın yol bilgisayar kumanda sistemi sağ tarafta silecek kolunun üzerine koymuşlar. Kapıları kapattığımız takdirde buradan şeyi kullanabiliyoruz, yol bilgisayarını. Herhangi bir düğme koymamışlar üzerine. Ses açma kapama düğmesi yok. Radyo da burada. Şöyle içeriği göstereyim size. Buraya bir tane analog saat koymuşlar aracın içerisinde. Kliması var. Kliması da bu şekilde. Araba çok dolu bir paket değil. El freni yalnız otomatik. Elektronik el freni. Şöyle göstereyim aracı. Şimdi buradan kilometre saatimiz var. Kilometre saatimizi görüyorsunuz. Yağ sıcaklığını gösteren kısım. Anlık yakıt tüketimi şu an 0.7 gösteriyor. Araba rölantide çalışıyor. Ortalama tüketimini gösteriyor. 100 kilometrede 6.1 uzun süreli yazıyor. Şu an içindeki yakıtla 170 kilometre yol yapacağımızı gösteriyor. Hepsini bu gördüğümüz tuşla aşağıya yukarıya basarak kontrol ediyoruz yol bilgisayarını. Şu an sürüş süresini gösteriyor. 49 dakika. Sürüş mesafesi 1890. Sıfırlandıktan sonra tabii ki. Ortalama hızımız 38 gösteriyor. Tekrardan şeye dönüyor. Kilometre saatine dönüyor. 260 kadranı var aracımızın. Görmüş olduğunuz gibi Volkswagen'lerin standart far kolu burada. Yani benim şimdiye kadar görmüş olduğum bütün Volkswagen araçlarda burada bu standart far kolu, far düğmeleri. Yalnız otomatik far sensörü yok. Yağmur sensörü yok. Burada şey koymuşlar. Güneşlik kabı koymuşlar. Gözlük gayet rahat sığabilir vaziyette gözüküyor. İçerisinde ruhsat var şu an. Buradaki yer zaten okuma lambaları. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tarafta ışıklı yolcu tarafında makyaj aynası. Burada da aynı şekilde aynası mevcut. Arabanın burada ekonomik sürüş için şurada A off yazıyor. Buna bastığımız zaman ekonomi moduna geçiyor araba. Yani daha doğrusu ışıklarda durduğunuz zaman araba otomatik stop edip tekrar çalışıyor. O sistemi koymuşlar. Start stop aslında var ama bu şekilde var. Radyomuza girelim. Radyomuzda herhangi bir USB bağlantı noktası yok. Onun yerine şey koymuşlar. Kartlı sistem koymuşlar. Bu şekilde içerisinden kartı çıkartıyoruz. Micro SD kartı, kart çeviriciye takıp aracın içerisinde müzik dinleyebiliyoruz. USB bağlantısı yok. Setup ayarları arabanın şeylerini buradan kullanabiliyoruz. Şu şekilde şey yapalım, gösterelim.
Malum YouTube kanallarında müzik açamıyoruz çünkü telife girebiliyor. Müziği bir kapatalım. Burası setup'a geldiğimiz zaman işte ses, ekran, saat, tarih, yol bilgisayarında olan ayarları da buradan yapabiliyoruz aynı zamanda. Şuradan kara tıkladığımız zaman aracın dış görünümünü gösteren bir silüeti var, fotoğrafı. İşte burada araç durumu hakkında, lastik kontrol ekranı, 4 lastiğin basıncı kontrol ettiyseniz set tuşuna basın diyor. Burada şey yaptığımız zaman, 4 lastiği eşitlediğimiz zaman buradan sete basaraktan lastik basınç sensörünü aktif hale getiriyoruz. Araç durumu hakkında bu şekilde gösteriyor. Sürüş bilgilerine başladığımız zaman başlangıçtan itibaren ekranda, ana ekranda görmüş olduğumuz bütün bilgiler burada mevcut. Yakıt aldıktan sonraki ya. Başlangıçtan itibaren uzun süreli. Burada arabanın menzillerini gösteriyor. Yani yol bilgisayarını ana ekrandan, kadrandan gördüklerimizi aynısını teyp üzerinden de bu şekilde görebiliyoruz. Fakat teypte bir AUX girişi var. Fazla bir şey yok. Burada da şey dörtlü lambasını koymuşlar. Güzel bir yere koymuşlar dörtlü lambasını. Genelde zaten hep ortada olur ama bu yeri gayet güzel. İçeriden soğutmalı torpidosu var. On off passenger airbag yazıyor. Sağ airbag'i aktif ve pasif hale getirmek için koyulmuş bir sistem. Arabanın konforu golf konforu. Rahat, kullanışlı bir araba. Şu an güncel fiyatı bu arabayı 68.000 TL'ye alındı bu araba. 125.000 km'de araç. Dizel. 5'leri manuel bir araç. Burada görmüş olduğunuz gibi el frenini indirdiğimiz zaman da şu an frenleri bırakıyor. Çektiğimiz zaman da şu şekilde geri el frenin üzerine biniyor araba. Buraya bir saklama gözü koymuşlar. Volkswagen'ler de bildiğim kadarıyla sanat. Burada bir adet şeyi var. Kolçağın altında. Kolçak sürgülü. Bu şekilde. Arkada hava kanalları var. Hoparlör sistemleri bu şekilde hoparlörleri koymuşlar. Aşağıda da var. Kapılarda da var hoparlör. Yani aracın içerisinde 1, 2, yanlarda 3, 4, bir de koltuklarda 6 tane airbag var midline pakette. Motoru bildiğimiz gibi kapalı sistem, kapalı devre bir motor. Burada far yükseklik ayarı var. Buraya bir göz daha koymuşlar. 4 cam otomatik. Bizim Punto'daki gibi arkalar manuel değil. Yalnız işte bunlar da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bu aynı ayarlarını buraya koymaları birazcık güzel durmuyor. Kapılar otomatik kilitlenip açılabiliyor. Bunu aynı zamanda yol bilgisayarıyla aktif hale getirebiliyorsunuz kapılar için. Şimdilik bu araç hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir şeyler varsa aşağıya yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman yazarsanız yorumlar kısmına. Ben de cevaplamaya çalışırım. Ben de aracı geçen gün inceledim. Aslında güzel bir araç ama 68.000 lira fiyatı sizce nasıl buluyorsunuz? Piyasa zaten birazcık şu an karışık. Sıfır araçlar şu bulunduğumuz tarih itibariyle sıfır araçlar birazcık şey daha revaçta. Çünkü artık 2019'a geliyoruz. Camı kapatalım. İsterseniz bir de motor kısmına bakayım. Zaten kapalı devre motor demiştim. Tekrar açalım motoru. Motor açma kolu burada. Yandaki de benim araç Punto. Evet, görmüş olduğunuz gibi kapalı sistem TDI motor. Aküsü gene kapalı. Yani motora dışarıdan herhangi bir şekilde kişisel müdahale edebileceğiniz bir şey yok. En fazla işte motor yağ ekleyebilirsiniz. Yağ kontrolünü yapabilirsiniz. Radyatör su seviyesini kontrol edebilirsiniz. Bir de cam sıcak suyunu koyabilirsiniz. Sigorta kutusu orada. Yani zaten yeni tip araçlarda arıza halinde ilk etapta zaten bilindiği üzere bilgisayara bağlanıyor. Ondan sonra müdahale ediliyor. Veyahut da mekanik bir arıza olsa bile şu an motoru gördüğünüz gibi kapalı devre olduğu için elle herhangi müdahale kişisel olaraktan pek mümkün değil. Amortisör takozu koymuşlar araca. Bu gayet güzel, kullanışlı bir şey. Bu Renault Clio'da da vardı. Birçok yeni arabada da kullanmıyorum amortisör takozlarını.
Onda niye kullanmıyorlar bilmiyorum. Şey amortisör ama bak kaput amortisörlerini. Pardon, amortisör takız demişim. Kaput amortisörlerini kullanmıyorlar. Ama bu araçta da bunu kullanmışlar. Gayet güzel olmuş. Arabamız bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir soru, herhangi bir şey varsa aşağı yorumlar kısmına yazmanızı önemli rica ediyorum. Otomobil 44 kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.